Kapatamıyorum. Kapa kapa kapa. Arkadaşlar markete gidiyorum. Hava inadına o kadar çok güzel ki gerçekten. Ben markete bile çıkmıyorum. Bayağı sürü oldu çıkmayalı. İşte birkaç şey alacağım. Sonra eve geleceğim. Bugün kargom gelecek. Onu açacağım. Bu arada part 2'deyiz. Allah part 5'lere kadar getirmeden umarım bu virüs defolur gider. Neyse sizi çok sıkmak istemiyorum. Birincisinde çok konuşmuşum çünkü. Bugün videoyu yükledim. Artık gece video yüklemeyeceğim. Onu çözdüm olayını. Ay çok mutluyum neyse. Evet şu an biraz ölü gibi gözüküyorum farkındayım. Şöyle bir şey, şöyle bir kutu buldum. Kutu değil. Böyle bir cüzdan edindim. Yani evde buldum. Ve böyle ben çekmeceme direkt atıyorum. İşte param arttığı zaman veyahut da babam işte arayıp verdiği zaman falan. Böyle birazcık birikmiş. Koyuyorum. Bunu sizlerle beraber vloglarda biriktireceğim. Bakalım en son ne kadar olacak. Zaten harcayamıyorum. Ne oldu? Ne? Şöyle şuraya koyacağım fotoğrafını. Şöyle ama tripodlu yani. Biraz daha böyle yeni tarz bir şey olmuş, ürün olmuş. Şöyle bayağı iyi bir bantlaması var. Bantlamak değil de anladınız siz. Bu arada bu makas benim bacağıma girmişti. O yüzden makasla aram pek iyi değil. Sonunda çıktı. Şöyle aslında tripod çantası gibi bir çanta da. İçinde bir şey yok. Üstüm bayağı kirlendi. Şöyle. Normal bir tripod ve ayrıyeten şöyle bir şey var. Evet. Şunu böyle açıyoruz. Gerçekten çok. Ben bunu halledemem. Ben bunu nasıl bileyim ne oldu? Ha, tamam ya kolay. Böyle açıyorum. Neyse arkadaşlar ben bunu en iyisi yapıp size göstereyim. Arkadaşlar olayı çözdüm. Aslında çok basit gerçekten. Çok basit. Şimdi göstereceğim. Deniz şu an şövalye gibi düşünebilirsiniz. Zaten öyle. Şöyle açalım iyicene. Ayaklarını gitme. Yamuk yaptım. Yanlarında getirdikleri şu parçayla da. Ay ben niye konuşamıyorum? Şöyle delikler var. Bu delikleri böyle açıyorsunuz tabii böyle olmaz. Sen şu kadar diyelim tamam mı? Geçiriyoruz delikleri. Örneğin şu. Bu da bu. Böyle olduğu zaman. Bu arada böyle değil ben ters yaptım bir saniye. Bu da böyle oluyor. Bu sefer buraya koyuyorsunuz tuvalinizi ve işte üstünü de ayarlıyorsunuz. Yani iki türlü kullanılabilecek bir şövale. Yani şövalyelerin çoğu tahta gibi oluyor böyle. Biliyorsunuz zaten. Yani böyle bir şey almak isteyen varsa o şövalyeler neredeyse aynı fiyatta. Linkini falan her şey aşağı bırakacağım. Gerçekten bayağı kullanışlı bir şey. Ya gözüküyor. Kullandıktan sonra tabii daha yorumlarımı size iletirim. Zaten tuval de sipariş ettim. O tuvalin bugün gelmesi lazımdı ama gelmedi hala. Çünkü kargoya verilmişti. O Trendyol'dan bu arada. İşte sizinle beraber bir şeyler yapacağız yine. O zaman görürüz. Böyle zaten bunu yapacağım. Ve çantası falan toplanması da çok kolay. Hoşuma gitti bayağı. Böyle. Şimdi annem yemek yapmış yemi gördüğüm an bayılasım geldi. Çünkü en sevdiğim şey tavuklu pilav yapmış. Akşam işte yemek falan yiyeceğim. Yemekten sonra konuşuruz. Evet şu an saat 8.45, 9'a falan geliyor. Tahmin ettiğiniz üzere oruçları açtık. Şimdi diğer kargoyu bekliyordum ama gelmedi bugün. Ve yalvar yakar aldırdım. Şimdi oruçluyken gerçekten gözüm o kadar aç oluyor ki. O kadar çok şey aldırdım kendime. Bu gece büyük ihtimal biraz uyumam. Bu niye televizyon çalışıyor bu kadar sesle? Buradaki resimlerimi oraya... Anladım. Bak seni döverim çocuk. Anladım. Sırma beni.
Dın dın dın. Selam. Şu an saat 4 galiba. Gece 4. Bu arada şu an ayın 9'u. Yani yarın sabah kalktığımda da ayın 9'u olacak. Şaşırmayın. Yani cumartesi günündeyiz. Ama işte ayın 10'u pazar günü anneler günü. Ve ben ne bir şey sipariş edebildim ne de kenara koyduğum parayla kendim evde ne bileyim işte akrilik boyayla falan yapabileceğim şeylerin malzemelerini almadım. Ve şu an ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Böyle alıp da bir şeyler yaparım diye sakladım. Onlarla anneme güzel bir şeyler yapmam lazım. Çünkü annem yarın sabah kalktığımda zaten erken kalkıyor. Çok da erken uyumuyor. Asla yetiştiremem. Uf. Şu an çok moralim bozuldu. Arkadaşlar şu an saat 4:30 falan geliyor. Şöyle odaya ışığı kurdum. Çünkü size biraz hem çekim alacağım hem de direkt yaptığım işe odaklı bir ışık olması benim için daha iyi. Şu an o kadar çok fikir var ki aklıma ve bayağı malzeme buldum. Hatıra kutumdan bile malzeme çıkarabildim. Göstereyim. Böyle bir sürü malzeme var. Bu ne? Evet, bunda da malzeme vardı. Bir sürü malzeme var. Bence yapabiliriz. Ben inanıyorum kendime. Bir tane de çerçeve var. Ama çerçevenin içine koyacak annemle fotoğrafımız yok. Çok üzüldüm şu an ya. Ağlayacağım. Evet, gösterdiğim gibi. Evet, tam oraya toplarken biliyorsunuz kendi odam yok. Abim uyuyacağını söyler. Uyusun yani bir zahmet. Ben nasıl buna akıl edemedim. Direkt salona koştum. Sonra masayı temizledim şimdi. Annem temizledim işte unutmuştum. İşte kaderdim ama bu videoyu yarına bitiririm. Çünkü uzun olacak gibi. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. Aydınlanmaya başladı. Umarım annem falan kalkmaz ya. Şöyle bir şey yapıyorum. Böyle elini açınca alttan bir şeyler çıkacak. Daha da güzelleştireceğim bunu. Şu an hava gerçekten çok güzel. Görüntü kalitesi hatta biraz bayağı kötü çünkü şu an aşırı dereceli yetiştirmeye çalışıyorum. Birkaç şey yapacağım. Yetişmiyor. O yüzden çekimle fazla uğraşamadım ve bu bir vlog. Hani vlogun hepsi de böyle kaplansın istemiyorum. Ama anneler günüyle alakalı belki seneye, belki de çekerim hatta isterseniz. Seneye saçımı ok Allah aşkına. Tam detaylı böyle hani benim aklıma cidden geliyor böyle şeyler yatıyor kapımı biraz. Yaparım ama şu an dediğim gibi sadece ne yaptığımı gösteriyorum. Evet, ben buraları toparladım. Kulağım.
duvarı tamamen ayırdım, içeri götürdüm. Şimdi bunu halledeceğim en son. Artık ışığı kapatalım bence. Şunu çıkaralım buradan. Evet. Orada hava bugün de çok güzel. Gerçekten. Ay gidiyordu. Bu arada kurumuyor ya. Gerçekten kurumuyor. Kurumamışsa normal. Şu an saat 7. Evet. Şimdi ben uyuyacağım artık.